Thomas ve Arkadaşları çizgi filminin psikoloji bozan bölümü. 1994 yılında yayınlanan bir bölümünde Thomas, Duke, Stewart ve Falcon adında 3 lokomotifin hikayesi anlatılır. Duke, aralarındaki en yaşlısıdır ve diğer ikisinin düzenini sağlar. Bir zaman sonra yaşlı Duke, onların yaramaz davranışlarından bıkar ve onları kendi yanından ayırıp bir barakaya bırakır. Fakat ilerleyen zamanlarda Stewart ve Falcon derslerini alır ve yeniden iyi davranışlar sergilemeye başlarlar. Duke da onları tekrar yanına alır. Mutlu geçen yıllardan sonra bir nedenden dolayı çalıştıkları maden kapanır ve işsiz kalırlar. Üçü de satılığa çıkarılır. Genç Stewart ve Falcon satılır ama yaşlı Duke'u kimse almaz. Satılana kadar bir barakaya konulur. Yeniden tren raylarında gitmenin hayalleri içinde uykuya dalar. Vakit hızla geçer. Duke'un alıcısı çıkmaz ve zamanla barakanın etrafındaki otlar büyür. Barakanın kapısını kaplar. Yaşlı Duke unutulup gider. Yani bir nevi canlı canlı gömülür. Sence böyle bir sahne küçük çocukların izlediği bir çizgi film için uygun mu? Yorumlara düşünceni yaz.